Uzun zamandır ucuza nasıl coin alırım diye soruyordunuz. Sizlere yeni bir site buldum. MMORX sitesinden Koray kodunu kullanarak %7 indirimle coinslerinizi alabilirsiniz. İnnal veya diğer kredi kartları için G2A ödeme seçeneğine tıklayabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Koray. Kulaklık neden kaldı? Çünkü müzik dinliyordum. Her neyse arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber efsane bir kadro yorumlama videosu yapacağız. Ancak bu videoyu Twitter, KoraylıEDRM, FIFA adresinden yapıyorum arkadaşlar. Aslında paket yorumlama mı, kadro yorumlama mı bilmiyorum. Bu ikisinin karışımı bir video. Aslında paket yorumlama galiba yazıyor. Bir dakika, ben ne yaptım hali hatta bilmiyorum ha. Ne yazmıştım? Ha, paket. Paket yorumlama yapıyoruz arkadaşlar. Bir sonra kadro yorumlama geliyor biliyorsunuz. Sıra sıra geliyor bunlar belirli aralıklarla. Arkadaşlar kadro yorumlamayı da paket yorumlamayı da aynı yerden yapacağız. Bundan sonra Twitter'dayız. Herkes bir tane Twitter hesabı açsın. Zaten vardır arkadaşlar. KoraylıEDRM'e takip edip gönderebilirimleri açarsanız zaten direkt bildirimleri size gelir. Ayrıca Twitter'a ara sıra giriyorsanız zaten illa görürsünüz. Zaten çok fazla kişi atmadığı için herkesin paketi veya kargosu görünür diye düşünüyorum. Bakalım görünecek mi? Umarım da videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Herkesten bu videoya bir like bekliyorum. Kadro yorumlamaların, paket yorumlamaların devam etmesi için ve hala kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar yorumlara paket yorumlamayı daha çok seviyorum veya kadro yorumlamayı daha çok seviyorum yazabilirsiniz. Hangisini daha çok seviyorsanız, benim hangisini daha iyi yaptığımı düşünüyorsanız veya öyle bir şey yapabilirsiniz. Karşımızda bir kadro var. Kadroları görünce çok durmayacağım üstüne. Çünkü ben paket dedim, paketleri yorumluyorum. Ama arkadaşımız atmış, o yüzden yorumlayalım. Güzel bir takım var. 2 tane Team of the Year aday oyuncun var. Bence güzel, beğendim. Dybala falan güzel duruyor orada. MF'de oynuyor. Ama Ali yerinde oynamamasını beğenmiyorum biliyorsun. Ali çünkü oyundaki en böyle iyi oyunculardan birisi. 104-105 gene kadar bayağı iyi yükseltebilirsin. Bu arada yanlış bir sekme açtık, neyse. Ya yanlış bir sekme dedim. Bilgisayarımda virüs olduğundan dolayı bir tıklayınca direkt başka şeyler açılıyor. Başka reklamlar falan açılıyor. Göktuğ Özbakır en son çıkan ve takımım böyle demiş. Takımı tam göremiyoruz ama çıkan oyuncuyu takımdaki haliyle görüyoruz. 87'lik Coutinho çıkarmış, gerçekten muhteşem. Hayırlı uğurlu olsun. Takımında güzel duruyor şu anda. Kaç kere olduğunu göremedik. Ama gerçekten çok güzel bir oyuncu çıkarmışsın ve çok güzel bir de takımın var yani. Güzel bir oyuncu. Arkadaşlar bu böyle geldi. Bunu böyle geldiği için bunu bir tıklamamız lazım üstüne. Sonra kapatmamız lazım. Bir şeyler yapmamız lazım. Evet arkadaşlar şu anda paket görünüyor. Ve Nainggolan Koulibaly aynı paketten mi çıkmış? Oha, 300 bin coinslik paketten bunları mı çıkardın? Yok artık ya. Bir pakette 2 tane Team of the Year var ve ikisinin de değeri muazzam. 300 bin coins verip bunları çıkarmak gerçekten hayırlı olsun. Evet, şimdi 500 bin coinslik paketten Keylor Navas çıkmış. Videoya da selamlar diyor. Aleyküm selam diyelim ve yeni bir şeyler açıldı. Bir dakika ya. Evet, Keylor Navas burada 150 bin coins, bakın. Defans olduğu için hem coins de veriyor, 150 bin coins. Zaten 500 bin coinslik paket. 350 bin coins de Navas'tan gelse, Navas'ın diğer değeri bunun karı oluyor. Zaten Navas 350 bin coins'ten değerlidir diye biliyorum, öyle düşünüyorum, öyledir zaten. Onun fazlası da onun için kar, bence çok güzel. Hatta ayrıca bir YT defans puanı ve bir de YT bonus puan gelmiş. Gerçekten hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir paket. Bütçe veya 10 üzerinden kaç olduğunu söylemeyeceğim. Kadron güzel 60'ken göstereyim dedim. Burada görünüyor. Çünkü paket yorumlama videosundayız. Evet işte paket de 60 zaten kardeşimiz. İkon paketinden Okaç'a çıkmış. Güzel bir paket kardeşim. Gerçekten Okaç'a, ama galiba yok. Garanti olan paketten değilmiş. Güzel abi. Okaç'a eğer sağ orta sağ kullanıyorsan güzel. Senin adına sevindim. Consigli çıkmış galiba. Sadece Consigli mi var? Evet sadece Consigli var. Güzel abi. Oyuncu çıktıktan sonra niye sesini açıyorsun ki telefonun? Ne anlamı var? Oyuncu çıkmasından dolayı zevk alıyor adam. Telefonun sesini açmış. Sonra da tek başına atmış zaten fotoğrafı. Evet, burada Arjen Robben var. Kante etkinliği için Chelsea'ye maç yaptım ve Robben çıktı. Ne? He, anladım. İlginç bir şey çıkmış. Çok alakasız bir şey çıkmış. Ama arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim. 12 bonus puanı. Çok güzel vermiş. Arkadaşlar şöyle bir durum var. Bir dakika, şöyle bir tane basalım şuraya. Bak. Tıklayınca direkt başka şeyler açılıyor arkadaşlar. Bilgisayarımda sıkıntı var. Allah'tan bugün yeni bilgisayar almaya gideceğim. Umarım alabilirim ya. Gerçekten artık almak istiyorum. 2 senedir şu bilgisayarı öldürdüm yani. Yapılabilecek her şeyi yapıyorum. Evet arkadaşlar. Kante etkinliği için Chelsea ile maç yaptım ve Robben çıktı demiş. Robben niye yılın takımına aday bilmiyorum. Geçen sene bu adam çok iyi mi oynadı bilmiyorum. Yüksek de reytingle gelmedi FIFA'ya, bilmiyorum abi niye aday olmuş. Hani seçilseydi gerçekten... Hani yılın takımı etkinliği bitmişti benim için. Hiç alakası bile yok yani. Robben tamam güzel, beğenilen bir futbolcu. Eskilerde daha iyiydi. Ama eskiden yılın takımına çok girememiş. Galiba bir kere girdi. 2014'ten beri daha bir kere girebildi. Ve o zamandan beri daha bir kere girebilen bir adam.
Yılın takımına bu sene nasıl aday oldu? Gerçekten çok merak ediyorum ve tıkladığım anda yeni bir site açılıyor. Gerçekten ilginç ya. Evet arkadaşlar, Mbappe'yi görüyoruz. Güzel bir paket. Mbappe çıkmış. Hayırlı uğurlu olsun. YT Forvet paketinden güzel bir oyuncu çıkarmışsın. Burada kadro var. 93'ken güzel bir kadro ama kadroları yorumlamıyoruz. Evet, ikincisi iyi değil ama paketten iki Türk futbolcu çıkarttım demiş. Zaten iki Türk futbolcuyu da görüyoruz arkadaşlar. O yüzden fotoğraf açmaya gerek yok. Hayırlı uğurlu olsun. İsmail Köybaşı ile Ogan Çınar çıkmış. Ve onun başında daha Dybala görüyoruz. Gerçekten muazzam. İki tane Türk futbolcunun yanında da muazzam bir futbolcu görüyoruz. Dybala gerçekten güzel paketler atmışsın, mantıklı. Bu tarz şans paketlerini de atın arkadaşlar. İlla değeri yüksek olacak değil. Mesela adam bir tane paketten iki tane Türk çıkarmış. Yan yana Beşiktaş Fenerbahçe kardeşliğini şey yapmış. Güzel ya, bence güzel bir paket. Günlük aktivitelerden Griezmann. İşte arkadaşlar, ben bunları çıldırıyorum. Şöyle camdan atlayasım geliyor ya. Abi ben günlük aktivite paketlerini açmıyorum bile. Gerçekten kendi hesabımda açmıyordum ya. Eskiden o banlanan hesapta açmıyordum bile ben bunları. Adam Griezmann çıkarmış. Şimdi bunu nasıl açmadığımı şimdi pişmanlık duyuyorum. Belki bana da Ronaldo çıkacaktı. İşte böyle bir durum var arkadaşlar. Ve bu gerçekten insanın moralini bozuyor. Hiç açmıyordum yani. Hiç oynamıyordum. Üşeniyordum. Ama demek ki neler çıkabiliyor. Ah bak, günlük aktivitelerden Casemiro. Hiç yoktan iyidir arkadaşlar. Yine hani ben hiç açmıyorum. Adama bedavaya Casemiro çıkıyor. Hani çok zaman alan da bir şey değil. Ben tamamladığım halde bile açmıyordum. Gördüğünüz gibi adam Casemiro çıkarmış arkadaşlar. Bu arada bilgisayarın sıkıntısından dolayı gerçekten lütfen kusura bakmayın. Sıkıntı bitmiyor. Gerçekten sinir oldum şu anda. Abi videoya selam demiş Berat Yanık. Thiago Silva çıkarmış arkadaşlar. İşte budur bak. Thiago Silva Team of the Year'a girebilirdi. Giremedi ama gerçekten güzel bir oyuncu. Harika bir oyuncu. Şu anda Paris Saint-Germain'in defansına adam yani. Hani Paris Saint-Germain'in sadece atağı konuşuluyor ama yani şimdi defansına geldiğimiz zaman Dani Alves zaten yılın takımına girdi. Thiago Silva da muazzam. Sol beki kimdi? Kurzawa mıydı? Geçen gün o da gol attı. Diğer stoperini şu anda hatırlamıyorum. Büyük bir ihtimal o da iyidir. Yani gerçekten Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna en büyük aday takımlardan birisi. Bu sene Real Madrid kötü biliyorsunuz. Manchester City elendi mi? Gerçekten hiç takip etmiyorum. Yani unuttum daha doğrusu. Uzun zamandır Şampiyonlar Ligi grup kuralları çekilmiyor, maç oynanmıyor ya. Unuttum şu anda kimler var ama Manchester City yüksek bir ihtimal vardır. En büyük adaylar Manchester City, Paris Saint Germain olarak görüyorum. Barcelona'yı da aday olarak görüyorum. Eğer elenmediyse elenmemişti diye de hatırlıyorum arkadaşlar. Siz Şampiyonlar Ligi için 3 tane şampiyon takım belirleyebilirsiniz yorumlara. Hatta isterseniz bir tane de belirleyebilirsiniz. Bunu da yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün yorumlarda çok etkinlik yapıyoruz. Ama mesela arkadaşlar, ben bazen videoyu çekiyorum, sonra videoyu siz yorum atıyorsunuz. Ben o yorumu neden attığınızı unutuyorum. O videoda ne dediğimi. O yüzden ben ne dedikten sonra attığınızı birazcık açıklayarak yorum yapın yani. Onu da söyleyeyim. O zaman daha çok anlarım ve kalp koyarım kesinlikle. Hani anlarım ben dedim diye attığınızı. Bu arada şöyle çarpıya tekrardan basalım. Allah'tan siz sadece beyaz ekran görüyorsunuz. Ben de sadece beyaz ekran görüyorum ama hani şu yeni sekmenin açılması gerçekten çok sinir bozucu bir şey. Nevzat Yılmaz, David Luiz çıkarmış. Diğer paket ne? Burada da Lewandowski görüyoruz arkadaşlar. Zaten siz sol tarafını görebiliyorsunuz, tamamen göremeseniz de. Ama Lewandowski gerçekten harika bu arada. Hayırlı uğurlu olsun. Paketlerin ikisi de muazzam kardeşim. Bir paketten iki tane Team of the Year çıkarmak nedir ama, gerçekten ilginç. Doğan Bey Dybala çıkarmış. 30 binde YT XP'sini almış. Hayırlı uğurlu olsun abi. Daha ne olacak yani? Daha ne istiyorsun değil mi? Bu kadar yeterli. Videoya selamlar demiş. Aynı kişinin aynı paket. Saitcan Yaman Lukaku çıkarmış. Lukaku'dan hiç memnun değildim. Allah'tan hesap gitti ya. Vallahi billahi var ya. Adam Rainbow yapamıyordu, bir şey yapamıyordu. Kafaları çok efsane değildi. Ben de birazcık düşüktü diye belki de ama kafaları çok iyi değildi. Rainbow yapamıyordu. Topu çok hızlı süremiyordu. Şutları iyiydi ama o da efsane değildi yani. O kadar efsane değildi. Lucas Vazquez mesela daha iyi bile vuruyordu ondan. Bilmiyorum, Lukaku'yu ben beğenmiyorum. Kafaları da bana göre kötüydü, onu da bilmiyorum. Ama ben beğenmiyordum arkadaşlar. Allah'tan gitti hesap ya vallahi. Hesap şu 24.000 points'lik paketi açamadım diye bir tek üzülüyorum, o kadar yani. Yoksa hesabın gitmesine gerçekten hiç üzülmedim. O 24.000 points ama yani onun üzgünlüğü bana yeter ya, gerçekten. Onun üzgünlüğü bana yeter. Bir hafta önce 500K'lık paketten çıkmıştı demiş Mertens. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. 450.000 coins'im var. Coins'in çok fazla değil. İstersen satabilirsin diyebilirim yani. Mert Topçu Werner çıkarmış. Geliştiricisi. Şut gücüymüş. Güzel bir oyuncusun. Çıkarmış. Daha fazla XP değerine sahiptir falan diyor. Werner güzel bir oyuncu arkadaşlar. Burada kadro gelmiş. 92'yen 1.7M'de coins'i var. Nainggolan falan var. Güzel arkadaşlar. Bunların ikisini de paketten çıkardıysan Oblak'la Nainggolan'ı, güzel bence, beğendim. İtalya paketi bu zaten garanti çıkan bir şey. Bir dakika, şurada ne var ya? Orada kendimi gördüm. Kendimi gördüm. Bir dakika, heyecanlandım. Kendimi kaçırmamamız lazım. Hepsi bir paketten geldi. Ha arkadaşlar, ben bunu daha önceden yorumlamışım.
Hepsi aynı paketten çıkmış. Bunları keşke paketi SS alsaydın. Gerçekten hayırlı olsun. Üçü de aynı paketten yani bayağı güzel. Bu da iki. FIFA Points, Jeton, XP, Al Zahrani ve Vitolo. Güzel bir paket. Ses Fabregas. Arkadaşlar bundan sonraki paketleri böyle direkt gösterip geçeceğim yani. Şimdi Ses Fabregas görüyoruz. FIFA Mobil paketinden 200 FIFA Points'e bir tane 81'lik MO oyuncusu. Gerçekten muazzam bir şans diyebiliriz yani. Şanslısın kardeşim. Hani şansına güven yani. Bu arada yanlışlıkla tweet'i açtık ve her şey yok oldu arkadaşlar. Tekrardan girmemiz lazım şimdi 2 saat boyunca. Bayağı bir uğraşacağız. Evet, tekrardan herkesin paketi tekrardan oyuncuları tekrardan geçiyor. Kaçıranlar varsa burada hani ben bunların hepsini yorumladım. Bakalım bizim kaçırdığımız varsa onu da yorumlayabilirim ya. Casemiro'yu görmüştük. Thiago Silva'yı da gördük. Yok ya kaçırdığımız yok gibi değil mi? Ben bunların hepsini yorumladığımı hatırlıyorum yani şahsen. Werner'i falan da görmüştük. Buffon'u gördük. Bunları gördük. Fabregas'ı gördük. Ve sırada Ferdinand. Güzel hayırlı olsun kardeşim bizde de var o. Hazard var. Güzel abi Hazard da güzel duruyor. Cavani, Hazard. Aynı kişi mi Hazard? Bakalım Fatih Yılmaz. Aynen aynı paketi bir daha atmış. Conte. Abi keşke Team of the Year'ını çıkarsaydın. Tauvin güzel abi. İkonlar paketi de olsa. Videoya bol selamlar abi. Aleykümselam. Bu arada videoya selam varsa veren varsa hiç göremedim ama herkese aleykümselam diyelim buradan. Bu da ikinci reis demiş. Kerem Dağbaşı ilk çıkardığın ne? Bakalım Kerem Dağbaşı'nın ilk çıkardığı neymiş? Kerem Dağbaşı nerede birinci paket? Birinci paketi bulamadım kardeşim. İsko güzel olmuş. Ha, ilk paket aşağıdaymış. Kerem Dağbaşı güzel. Lewandowski. Bu arada arkadaşlar sondan ilke doğru gittiğimiz için aslında ilk atanlar birazcık da şanssız oluyor bu durumda. Aslında ilk paketten yorumlamaya başlasam daha mantıklı. Bir pakette iki tane Juventus efsanesi çıkarmış. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Bu da aynı paket. Kim mi? Evet, hıyar çıkarmış abicim. Adamsın demiş. Eyvallah kardeşim. Sağ ol esprin. Hani birazcık idare eder. Fabio Quartararo'yu görüyoruz. Lukaku. 95 yenilik bir takım. 98 yenilik takımlar görüyoruz. Kroos var gördüğünüz gibi burada arkadaşlar. Ve yavaş yavaş da sonuna doğru geliyoruz. Lewandowski var. Robben var. Koulibaly var. 97 yenilik güzel bir takım görüyoruz. Dybala, Suarez, Son, Zaha, Rodriguez, Godin. 90 yenilik bir takım. Kroos, Dybala. Ve arkadaşlar burada da videomuzun sonuna geliyoruz. Hoşçakalın sizleri seviyorum. Adamsınız. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Herkesten bir like bekliyorum. Şuradan kanala abone olabilirsiniz. Ve şuradaki videodan herhangi birisine tıklayarak gerçekten muazzam bir videoya gidebilirsiniz. Hadi arkadaşlar lütfen gidin o videoya. Bundan sonraki video saatimiz bu arada 14.00. Bunu da unutmayın. Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Ve bay bay.